Merhaba ben Refet. Bu videoda akvaryumda ısıtma ve soğutma ile alakalı bilgiler paylaşacağım. Bu videoda neler var? Akvaryum soğutmak için sıkça kullandığımız yöntemlerden işte buz, fan, soğutucu ve pelt yerle akvaryum soğutma. Bu seçeneklerin birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları. Kontrol yöntemleriyle sıcaklığı sabit tutma. Akvaryumu verimli ısıtabilir miyim? Akvaryumda ısı kaybını nasıl azaltabilirim? İç filtre, dalga motoru gibi akvaryumdaki diğer cihazların ısınma etkisi nedir? Bunlara bakacağız. Akvaryumda soğutma. Şimdi akvaryum balıkları, bitkileri ve mercanları her birinin belli optimal sevdiği sıcaklıklar var. Belli sıcaklık aralıklarında yaşıyorlar. Bu aralıktan daha geniş olarak, yani mutlu oldukları aralıktan daha geniş olarak bir de e, tolere edebildikleri aralık var. Bu tolere edebildiği üst sıcaklık değerini geçtiğiniz zaman ölümler başlıyor. Doğal olarak akvaryum suyu sıcaklığınız havaların sıcaklaşmasıyla beraber bu seviyenin üstüne çıkarsa müdahale etmeniz gerekecek. Bu noktada da soğutma devreye girecek. Şimdi soğutma nedir? Şimdi temelde iki tip soğutma var. Bir araba ve PC'de gördüğümüz soğutma. Bunlarda cihazlar zaten oldukça sıcak. Ve biz bunun sıcaklığı hava sıcaklığını getirerek, düşürerek soğutmaya çalışıyoruz. Bu durum kolay. Ama akvaryum ve buzdolabında bizim sıcaklığımız ortam sıcaklığına yakın ve biz bunu hava sıcaklığından, ortam sıcaklığından düşürmeye, uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Yani doğada normalde kendi kendine olmayan bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bu ise zor. Şimdi e, o yüzden araba ve PC'de kullanılan yöntemlerle mesela işte fanı kullanırsınız ama fanı akvaryumun camına vurmak ya da filtreye vurmak gibi hızlandırıcı bir yöntemlerle akvaryumu soğutamazsınız. Peki nasıl soğutuyoruz? Bir e, en basit yöntem buz. İki fan. Şimdi diyeceksin ki hani fanla ısıtamıyordunuz? Onun farkına değineceğiz. Fanı suyun üstüne vermekle Akvaryum camına veya filtreye vermek farklı. Bir de soğutucu. Burada e, Peltier de soğutucuyla aynı mantıkta çalışıyor. İkisi ısı pompası olarak çalışıyor. Bu üç yöntemi teker teker bir inceleyelim. Önce en basiti buz. Bu buzun tabii en büyük dezavantajı e, yani sürdürülebilir olmaması. Sizin devamlı buzdolabından aslında soğutan şey burada temel olarak buzdolabı oluyor. Ama sizin devamlı başına durup gelip gidip e, müdahale etmeniz gerekiyor. O yüzden bu ancak mesela işte balıkların bakıyorsunuz suyun üstüne çıkmışlar, oksijensizlikten işte dönmeye başlamışlar, durum çok kötü. Bu bu tip durumda size fayda sağlayacak bir yöntem. Ee, ya fikir versin diye de sayılar koydum, birimler koymadım böyle işte kaloridir, jüldür. Bir buzun genelde dondurucular eksi 18 derecede oluyor. Yani eksi 20'den kabaca 26'ya gelirken etraftan ne kadar ısı aldığını işte 480 civarında hesapladım. Bir de suyun 30'dan 26'ya düşerken etrafa ne kadar ısı verdiğini hesapladım. Şimdi bunları birbirle karşılaştırarak ne kadar suya ne kadar buz lazım bunu görebiliriz. Hani bu bize karşılaştırma olarak Hani bir kovasıyla işte bir tas su vesaire bir fikir veriyor. O açıdan değerli. Ve mesela 90 litre akvaryum suyunu 4 derece düşürmek için yani bu 90'ın 3'te biri olan 3 kilogram buz gerektiğini mesela buradan anlayabiliyoruz. Bu da yani literally az buz değil yani. yani. 3 kilogram buz getirdiniz. Daha sonra işte kayıpları telafi için buna devam etmeniz gerekecek. Bir de fan. Fan en çok kullanılan sistem. Bunun nedeni de hani fiyatının da uygun olması. Fan e, mucize yaratmaz. Fan mevcut olanı hızlandırır. Şimdi sizin 40 derecelik bir bloğunuz var diyelim ve havada 30 derece. Bu blok zamanla 40'dan 30'a doğru kendi kendine zaten soğur. Peki üzerine fanla üfürürseniz ne olur? Daha hızlı soğur. Peki üfürmeye devam edin. Bu 30 25'e 20'ye gelir mi? Gelmez. Peki fan suyu nasıl soğutuyor? Yani mesela 30 derecede bir suyun üstüne üfürdüğümüzde nasıl daha aşağı indirebiliyor? Hava 30 derece, su 30 derece, üfürüyorsunuz üzerine, bu bakıyorsunuz 28, 27, 26 düşüyor. Burada e, aslında sadece suda değil, bütün sıvılarda o böyle. Örneğin daha çabuk buharlaşan kolonyayı, alkolü düşünelim. İşte elimize sürüyoruz, kolay buharlaşıyor, ferahlıyoruz. Eğer üfürürsek daha hızlı buharlaşıyor ve daha fazla soğuyor. Biz de daha fazla ferahlıyoruz. Yani su zaten kendi kendine soğuyor bıraktığımızda. Bu ne demek? E, su her zaman buharlaşır ve buharlaştıkça da e, buhar haline geçince alttaki sıvı halinden ısı çeker. Mesela bir sürahi suya baktığınızda işte etrafı kireçlenir yavaş yavaş azaldığını görürsünüz. Aynı zamanda da sıcaklığını karşılaştırdığınızda hava sıcaklığından daha soğuk olacağını görürsünüz. Bunu e, ölçmek için ıslak sıcaklık vardır. Yani wet bulb temperature dediğimiz bu termometrelerin civa alttaki tombul kısmını ıslak pamuğa koyup bir de normal kuru işte odanın duvarına astığınız termometre sıcaklığını ölçüyorsunuz. Bu ikisi birbirinden farklı çıkıyor. Bu wet bulb temperature altı ıslak olan Islak sıcaklık daha düşük oluyor. Bu düşüklüğün miktarını ise e, ağırlıklı olarak ortam nemi belirliyor. Ortam ne kadar nemliyse hatta %100 nemde ise aynı oluyor kuru sıcaklıkla ıslak sıcaklık. Nem ne kadar azaldıkça mesela Ankara'ya doğru gittikçe Antalya'dan aradaki fark düşüyor. Yani hava sıcaklığı ikisinde de işte 30 iken. Bu ıslak sıcaklık işte gittikçe 29-28-27 Ankara'da mesela nemin içeride az olduğu yerlerde daha düşmeye başlıyor. Fan da bu mantığı kullanıyor. Zaten hali hazırda akvaryum daha soğuk oluyor. Dışarı sıcaklığından. Yani içerideki ısınmayı motordan dolayı falan saymazsak. Fan, akvaryum suyunun üzerindeki e, yoğunlaşmış nemi süpürüp iterek aşağıdan yeni nem gelmesini ve soğumayı hızlandırıyor. Yani burada şunu anlayabiliriz. Ee, ya şunu örnek verebilirim ya da bir işte AVM sabah açılacak. İçeride işte indirim var. Önde işte millet tıklım tıklım doluyor. Şimdi mevcut akvaryum buharlaşması bu şekilde ve öndekiler yavaş yavaş ilerlediği geçtiği için siz de onların hızına bağlı olarak yavaş yavaş akvaryumdan ayrılıyorsunuz ve daha az bir ısı kaybı oluyor akvaryumdan. Ancak fan gelip önünüzdekileri süpürüyor ve hızlıca çıkabiliyorsunuz. Bu şunu da getiriyor. Eğer fanın üfürdüğü hava nemliyse, yani bunun nemi arttıkça bu önünüzdeki insan süpürüyor yüzü ama bu 60 kişi getiriyor. Yani o kadar da hızlı ilerleyemiyorsunuz. O yüzden ortamın nemi burada çok önemli. İkincisi eğer siz bu fanı kapalı bir kapakta çalıştırırsanız fan çalışmaz. Çünkü bir süre sonra o nem %100 olacak ve fan sizin önünüzden ne kadar adam götürüyorsa o kadar adam getirecek. Doğal olarak sizin için hiçbir şey değişmeyecek, ilerleyemeyeceksiniz. Yani buharlaşma olmayacak ve akvaryum sıcaklığı ortam sıcaklığına eşit kalacak. Hatta fan yüzünden bir, bir, bir miktar bile daha sıcak olur. Burada e, kapağın açık olmasının önemini ve ortamın e, havalandırılarak neminin düşük düşük tutulmasının önemini unutmayalım. Yani siz aynı fan Antalya'da daha az e, soğuturken mesela Ankara'da daha fazla soğutacaktır. Bir de buharlaşan su burada saf su. Yani işte sizin orada kalsiyumunuz, magnezyumunuz, nitratınız, fosfatınız buharlaşmıyor. Siz e, musluktan suyla tamamladıkça suyunuz sertleşecek mutlu musluk suyunda da bir 10-15 nitrat oluyor nitratınız artacak fosfatınız artacak Bu yüzden fanı kullanınca su değişimlerini e, sıklığını arttırmanız gerekiyor Ayrıca e, fan tercihi olarak e, yani piyasada daha ucuz olsa da minik dc bilgisayar fanlarını tercih etmiyorum Bu Ac 12 santimlik doğrudan fişe takılan adaptör gerektirmeyen fanlar var bunları alabilirsiniz Yine buzdaki gibi e, sayısı olarak şey verebilirim burada e, bir fikir vermesi açısından miktar yani buharın enerjisi çok yüksek buz gibi değil yani su buhara dönüştüğü zaman 2440 birim ısı alıyor yani o birimi karşılaştırırsanız 30'lu su derecedeki su 26 derece indiği zaman 16 birim ısı veriyor. Yani bu buzda 30 olan kat burada 150 kat. Yani siz 90 litre akvaryumu 4 derece düşürmek için bu sefer neredeyse yarım litre su kullan e, buharlaştırmanız yetecek. Ve ortam nemlenecek ama siz nemlenmesini istemiyorsanız daha çok para verip soğutucu almanız gerekiyor. Soğutucular bayağı pahalı. Yani şimdi 2020 fiyatıyla baktım. 2300 liradan hani en uygunu başlıyordu. Çalışma prensibi bunun buzdolabı gibidir. Yani fan nasıl yukarıdan aşağıya düşen bir şeyi hızlandırıyordu. Bu bir şey aşağıdan yukarıya doğru iter. Yani normalde doğada mesela yukarı doğru yuvarlanan bir top görürseniz ne oluyor dersiniz? Yani biri itiyordur, ip vardır, çekiyordur vesaire. Kendi kendine olamaz. Soğutucu da bu şekilde kendi kendine olamayan bir şey yapıyor. Ekstra dışarıdan e, enerji alarak. <laughs> Pardon. Burada mesela örnek olarak e, sıcaklığa bakalım. Yani normalde ne beklersiniz? Yüksek sıcaklıktan düşük düşük sıcaklığa ısı transferi olur mesela. Yani 40'tan 20'ye olur. Ama akvaryum 26 derece ve oda 30 dereceyken altta çizdiğim diyagramda bu soğutucu elektriği alarak soğuk yerden sıcak yere ısı taşıyor. Normalde olmayacak şeyi yapıyor. Mesela evdeki klimalar da aynı mantıkla çalışıyor. Bunların dışarıda ünitesi olmazsa evin dışında çalışamazlar. Çünkü dışarıyı bu ısıyı atması gerekiyor. Bu ısıyı dışarı atamaz. İçeride patlarsa toplamda 200 wattlık elektrik aldığı için ortamı 200 wattlık ısıdır. Yani o aldığı 300 watt bir işe yaramaz. Bunların pahalı olmasının nedeni yani kendim yapayım vesaire derseniz ben böyle işte soğutmacıyım şu bu ee, şeye dikkat etmeniz gerekiyor ısı eşanjörlerinin yani akvaryum suyunun cihazla buluştuğu ve ısı transferi olan yerin titanyum olması gerekiyor çünkü paslanıyor yoksa yani bilhassa sıcaklık etki eden bir şey olduğu için hele yani tuzlu su çok daha agresif O yüzden tuzlu suya yönelik yapıyorlar belki tatlı da biraz daha paslanmaz. Çelik geç paslanır. Ama yine de titanyum yapılması çok daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Tabi bir de hani bir şeyin başına akvaryum eklenince satış sayısı düşüyor. Mesela fana bir sürü kişiye satıyorsunuz. Akvaryum fanını az kişiye satıyorsunuz. O yüzden fan 30 lirayken akvaryum fanı 150 lira oluyor. Soğutucu da aynı sebeple ekstra bir pahalı oluyor. Tabi odada nem yapmasa da Odayı ısıtıyor yani tıpkı buzdolabı nasıl işte arkasından sıcaklık verip bulunduğu odayı mutfağı ısıtıyorsa aynı şekilde soğutucu da bulunduğu odayı ısıtıyor. Soğutucuyla aynı mantıkta çalışan ama kompresörü olmayan ve çok daha bu yüzden küçük boyutlarda kalabilen peltiyerler var. Bunlar da elektrik enerjisi alarak topu aşağıdan yukarıya taşıyor yani sıcaklığı işte şey sıcaktan ıı, soğuğa doğru, şey soğuktan sıcağa doğru enerji taşıyor, ısı taşıyor. Ee, kötü tarafı veriminin soğutucudan daha düşük olması. Yani soğutucular işte 3, 4, 5 verim işte performans kat sayısıyla çalışırken genelde 1, 1 falan yani soğutur. Yani genelde hatta 0, 5, 1 bile ıı, çalışıyor çektiği akıma göre. Mesela üzerinde yazan akımın %10'unda çalıştırması önerilir. Orada en çok verimli oluyor. Çektiği elektriğe kıyasla. Modda daha yüksek çalıştığınızda daha çok soğutma görüyorsunuz ama çektiği elektriğe kıyasla hani verim olarak verimi düşüyor aslında. Peltier'leri ben LED'lere benzetiyorum. Yani mesela floresan soğutucuysa Peltier LED gibi oluyor. Mesela soğutucu boyutu değiştikçe fiyatı çok değişen bir şey değil. Mesela floresan da öyle. Mesela diyelim 60 santim floresan 60 liraysa 120 santim 70 lira. Ama mesela peltiyerler öyle değil. LED de öyle değil. Yani iki, iki, katına çıkarttığınız zaman miktarı fiyatı da iki katına çıkıyor. Bu yüzden büyük akvaryumlara uygulanabilirliği yani gittikçe pahalılaşıyor. O yüzden büyük akvaryumlar için soğutucuyu düşünebilirsiniz. Ama küçük akvaryumlar ve yani aradaki işte oda sıcaklığıyla işte akvaryum arasındaki sıcaklık farkının düşük olmasını size yetiyorsa mesela böyle 3-4 derece 2 derece düşürmek size yetecekse Peltier'i düşünebilirsiniz. Eee Peltier'in kötü tarafı e, bir el becerisi gerekiyor. Yani böyle hazır alamıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla hazır satan akvaryum için Peltier soğutmaları yok. Hani bu işte gördüğünüz beyaz peltiyerin bir tarafı çok sıcak, bir tarafı soğuk oluyor. Sıcak tarafı bir fan veya işte başka bir eşanjörle su soğutmalı olarak soğutmanız gerekiyor Benimle çalışabilmesi için. Soğuk tarafından da işte akvaryuma su döndürmek gerekiyor. yani oraya bir termal macunla eşanjör yapıştırıp işte içine pompayla su basıp oradan su döndürmeniz gerekiyor. Bununla ilgili bu verdiğim linkte güzel bir örnek var. yani, yani koca yüz litrelik akvaryumun sıcaklığını böyle gayet 3-4 derece düşürüyor. Yan yana uygulanan 3 tane bu boyuttaki Peltier. Eee sıcaklığı yani evet düşürebiliyoruz, yükseltebiliyoruz ama e, kontrol etmek yani şeyden daha önemli aslında. Yani, çok dalgalanan bir sıcaklıktan Şimdi ısı kontrol etmek için iki tane temel yöntem var. Birincisi açık devre ikincisi kapalı devre sistemler. Yani açık devre deyince aklınızdaki sol alttaki böyle devrenin görünüyor olduğu gelmesin Bu, bu da aslında kapalı devre. Bir şey açık devre yapan mesela bu timer açık devre kontrol sistemi. Sizi kontrol ettiğiniz şeyin bilgisi gelmiyor ona göre bir kontrol yapmıyorsunuz. Mesela sıcaklık kontrol ediyorsunuz ama timera sıcaklık bilgisi gelmiyor. Hani sadece zamana göre bakıp açıp kapatıyor. Kapalı devreleri ise sıcaklık bilgisi geliyor. Ona göre açıp kapatıyor cihazı. neden açık kontrol var? Çünkü daha ucuz. Hani timer'ı işte bakıp ayarlıyorsunuz. Oda sıcaklığına bakıyorsunuz. Fanı çalıştırıyorsunuz. Hesap ediyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ya saatte işte 20 dakika çalışsa yetiyor. Çentiklerini ay ayarlayarak timer'ın işte her saatte 20 dakika çalışacak şekilde çalıştırıp aşağı yukarı bir sıcaklıkta tutuyorsunuz ama tabii oda sıcaklığı vesaire nemi değiştikçe hesabınız şaşıyor. Yani, halbuki işte bu kapalı devre kontrol sistemlerinde aslında bunun bu ıı, sol alttaki gibi satılanlarına baktım. Yani gene 2020 fiyatıyla böyle 40 liraya adaptörlü 60 liraya falan mevcut satılıyor. Ve bağlantısı da aslında çok kolay. Yani eğer bir yani ışık açma kapama anahtarı bağladıysanız bir işte çalışma masasının lambasına bunda çok farklı olmadığını göreceksiniz. Mesela lambanın ışığını ya da bu fanın kablosunun ışığın kablosunu ya da fanın kablosunu işte iki tane kablo gidiyor. Bunun bir tanesini kesiyorsunuz. Ortaya işte iki tane kablo çıktı size kestikten sonra. Bunu buradaki işte bu mavi kısımların birine 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 birine, birine takıyorsunuz. Yani hangisi olduğunu gösteriyor cihazın kullanma kılavuzunda. Geri kalan iki taneye de e, cihazı, cihaza elektrik vermek için e, adaptörden güç bağlıyorsunuz ve çalışır hale geliyor. Ardından üstündeki düğmelerle istediğin sıcaklığı getiriyorsunuz. Bu sıcaklığın üstüne çıkarsa fanı çalıştır diyorsunuz. Şimdi bunları bir karşılaştıralım. Buz bedava. Evet çok güzel ama sefil. Sürdürülebilir değil. Kontrolü yok nem yapmıyor, odayı ısıtmıyor uygulaması kolay. Ancak işte devamlı akvaryum başına durup kendine sıcaklığınıza bakmanız gerekiyor. Bu da onu hani sadece acil durumda uygulanabilir bir şey yapıyor. Fan en sık kullanılan yöntem çünkü fiyatı uygun. Eğer timer kullanırsanız kontrolü biraz zor. Yani fazla bir aralıkta zıplayabilir, fazla soğutabilirsiniz ya da yetmeyebilir biraz daha işte para verip bahsettiğim 40-60 lira vesaire kontrol sistemi uygulayabilirsiniz. Dezavantajı odayı nemlendirmesi. Yani odayı ısıtmıyor bir soğutucu da olduğu gibi. Uygulaması da öyle zor değil. Kolay bir şekilde alıp akvaryuma uygulayabilirsiniz. Yani akvaryuma tutturma mandal kısmı için akvaryum fanları alabilirsiniz ama onlar 4-5 kat daha pahalı normal fanlara göre. Yani böyle akvaryumun köşesine oturttuğunuz zaman ağırlık merkezi kurtarıyor. Akvaryuma düşmüyor. Bir de ışıkla vesaire başka bir taraftan da sıkıştırırsanız normal yazı atlatırsınız. Soğutucular çok pahalı. Yani e, lüks hani tek bir akvaryum vesaire varsa işte akvaryum büyükse işte içinde değerli bir sürü canlınız varsa tabi değerlendirilebilir. Ama hani e, onda dezavantajı var tabi. Nasıl mutfağın içinde buzdolabı ısıtıyorsa bu da bulunduğu odayı ısıtıyor. Yani uygulaması oldukça kolay. Hani bir dış filtre bağlamışsanız rahatlıkla onda bağlayabiliyorsunuz. Peltierler fiyatları daha orta karar. Ee, diğer özellikleri nem ve ısıtma açısından mantığı aynı olduğu için soğutucu gibi. Ancak uygulaması oldukça zor yani böyle bir el becerisi gerekiyor işte sizin onu eşanjörlerini yapıştırması işte elektrik devresini kurması uygun amperde çalışmasını işte sağlayacak adaptör sağlaması vesaire ve işte bunları aynı zamanda bulması da zor yani işte uygun eşanjörü vesaire o yüzden biraz daha yani hobi işin aslında hobi yapan kısmı uğraşmak istiyorum zevk almak istiyorum diyorsanız uğraşabilirsiniz ama Hani parayı vereyim rahat edeyim diyorsanız çok paranız varsa soğutucu az varsa fanı düşünebilirsiniz. Gelelim akvaryumda ısıtmaya. Şimdi bütün ısıtıcıların verimi aynı. Yani bu en kaliteli Jager'inden işte en dandik Çin malına 200 watt elektrik alıyorsa 200 watt akvaryumu ısıtıyor. Yani bu konuda işte gördüm Facebook'ta ilanlar açmışlar. Yok, bizim karbon teknolojimiz var işte ısıtıcıyı şöyle işte 3 kat daha verimli falan. Arkadaşlar bunlar zırva. Yani ben bu akvaryumla ilgili makalelerde falan yani hayatta da doktor unvanını kullanmıyorum ama benim bu konuda hani doktoram var. Lisansım otlu mühendisinden, yüksek lisansım doktoram benim Boğaziçi makine mühendisinden. Şu anda da Fransa'da akademisyenim. Ve yani ısı transferi, işte ışınım ısı transferi üzerine özelleştim. 6 senede içinde akademisyenlik, asistanlık yaptım. Yani size rahatlıkla söyleyebilirim. Bunlar zırva. Yani elektrikli, rezistanslı ısıtıcıların kettle'a dahil buna, UFO'da dahil, yani yağlı radyatörde dahil, Jager'de en dandik ısıtıcı da dahil. Kaç watt çekiyorsanız o kadar watt ısıtırsınız. Bu kadar. Bir de o zaman niye pahalıları var? Yani millet bunu bilmiyor mu? Niye şey aptal mı? Yani hani üretici bilmiyor mu? Niye böyle bir şey çıkarıyor? Farkları var tabii ki ama verimde değil. Mesela şey camları daha kaliteli. Siz diyelim ki akvaryum işte seviyesini düşürdünüz, su değişimi yapıyorsunuz, fişte de bıraktınız. İşte ısıtıcı çalışıyor, sonra suyu bir koyuyorsunuz, o aniden şey oluyor, soğuyor cam, çat diye kırılıyor. Ya da mesela termostatlar bozulmuyor, daha kaliteli oluyor. Tabii yani bozulabiliyor ama ihtimali daha düşük. Bu gibi şeyler var. Ama ya bu kalite ürünü değil ısıtıcı. Mesela ışık öyle değil. Yani 30 watt ışık var, 30 watt ışık var yani de i̇şte değerleri vesaire hani onun için mesela param kısıtlıyken hani herkesin parası kısıttır Kimsenin sonsuz parası yoktur. Bakarsınız yani o bütçeyi bir ağırlık verirsiniz. Neye ne kadar yatırım yapayım? Mesela ben ışığa daha fazla yatırım yaparım ama bir de ısıtıcıdan parayı esirgerim. Bu yani pek kalite ürünü değildir ısıtıcı. O yüzden hani siz de benzerini yapabilirsiniz. Bunun dışında akvaryumlarda tabii ısıtıcı yüzünden yaz, kışın çok büyük maliyetler çıkabiliyor elektrik faturasına hani bunların ısıtma kayıpların nerede olduğuna bakacağız. Bir de ıı, akvaryumda çalışan başka cihazlar var bunların ısıya etkisi nelerdir bunlara bakacağız. Şimdi Kayıplara bir bakalım. Bunlar konveksiyon kayıpları. Bu tek bir yan camdan, tek bir ön camdan, üstten ve alttan olan konveksiyon kayıpları. Ee, tabi bu miktarlar, bu wattlar e, işte 20 derece oda, 26 derece akvaryum sıcaklığı için bu arada hazırlıyorum. Akvaryum.com'a bunun hesaplayıcısını koyacağım. Yani akvaryum.com'dan e, araçlardan hesaplayıcı kısmından girip e, şey bulabilirsiniz. linkte koyarım buraya. Burada mesela e, 140-40'lık bir akvaryum yapmışım örnek. Yanlarda Mekanizma aynı çalışır. Yani yan camın daha küçük olmasının nedeni ön cama göre e, boyunun daha küçük olması. Mesela bu 40'a 40, bu 100'e 40. Hani iki buçuk kat daha küçük. Bu da iki buçuk kat şey daha az kaybı. Üstten daha çok kayıp oluyor. Yani yer çekimi geometrisi nedeniyle alttan daha az kayıp oluyor. Yani ısınan hava yükselir. Orada bir yükselemiyor. Kendisi zaten üstte olduğu için. Ama aslında zaten altta siz strafor kullanarak sıcaklığı bayağı bir bu 4.1 kaybı böyle bir, birinin altına vesaire çekiyorsunuz. Bunları değerleri niye koydun? Fikir versin diye. Hani mesela bir işte şu boyda bir akvaryumda şöyle kayıplar oluyor. Hani işte ön cam 6.25, arka da aynı şekilde 6.25. Yani bunları topladığınızda 30 Watt civarı sırf konveksiyondan kaybınız oluyor. Mesela yan camları işte oradan izlemiyorsanız buraya işte strafor koyarak bunları oldukça düşürebilirsiniz. Yani strafor koyduğunuz camların şeyi oldukça düşer kayıpları. Ee, aynı şekilde üstü akvaryum üstüden kastım aslında hani oradan konveksiyon kaybı buharlaşma kaybı değil. Hani ikisi de var. Buharlaşma da miktara bağlı. Mesela burada işte aşağı yukarı günde dedim 1 litre su buharlaşıyorsa. Bu tamamen sizin kolayca işte hesap yapabileceğiniz bir şey. Yani işaret koyarsınız. Garanti olsun diye mesela işte bir hafta beklersiniz. İşte ondan sonra e, su doldurarak tekrar eski seviyesine getirirsiniz. Ne kadar su doldurdunuz? Onu 7'ye bölersiniz ya da geçen kaç gün beklediyseniz, geçen güne bölersiniz. Gündeki buharlaşmış e, işte su miktarını buluyorsunuz. Mesela 2 litre ise bunun 2 katı, yarısı ise bunun yarısı, yani 28'in yarısı. Bu şekilde Buhardan kaybettiğiniz ısıyı bulursunuz. Şimdi burada bu sayıları görmek ne işe yarıyor? Bir ne kadarlık bir ısıtıcıya ihtiyacım var. İki hani önemi hangisine vereyim? Hani ben mesela işte e, akların üstünü kapatabilirsiniz buhar camıyla. İşte bu ışığın biraz girmesini işte engelleyebilir. İşte yandan kapatıyorsun kapatabilirsiniz normalde gördüğünüz yeri. Hani hangi yapacağınız değişikliğin neyi ne kadar azaltacağını görmek açısından önemli. Burada bu üst kaybı hani kapağın üstünü de yani akvaryum kapağının üstünü de izole ederseniz bu kayıpta, kayıptan e, kurtulursunuz. Daha doğrusu çok azaltırsınız. E, tabii akvaryum yani gördüğümüz baktığımız için ön camına straforlamıyoruz ama işte bakmadığımız diğer tarafları kapatıp bilhassa buharlaşmayı buhar camıyla azaltarak oldukça e, kayıpların önüne geçebiliriz. Bu arada ben buna ısıtma kayıpları diye yazmışım ama aslında bu soğutma kayıpları da yani soğutma yaparken aynı şekilde akvaryumuz daha soğuk bu dışarısı daha sıcak oluyor ve dışarıdan akvaryumu ısı alıyorsunuz ve aynı şekilde bunu da engellemek istiyoruz. Böylece hani daha verimli bir şekilde soğutabiliriz. Ve yine yan cam, arka cam ve altları aynı şekilde straforlayıp destek olabiliriz ama üstü kapatmamak lazım. Zira ışık çalışıyor ve yani buradan gelen sıcaklığın atılmasını yukarıdan hani engelleriz. Bu bize fayda değil, zarar getirir. bir de burada farklı olarak yani hesap yapacaksınız eğer buharlaşma bizim lehimize. Yani ısıtma kaybında buhar bizden ısı alıp götürüyordu ama soğutmada bizim zaten istediğimiz bir şey. O yüzden de bunu bize eksi haneye değil, artı haneye yazıyoruz. Diğer cihazların ısınmaya etkisi. Şimdi e, bu konuda böyle yani pek bilgi yok. Yani ne bir içgüdü olarak insanlar bunun e, içeride sizin çalışan bir iç filtrenizin işte ısı yaydığını, ciddi bir ısı yaydığını düşünmüyorlar ama yayıyor. Ve hatta tam olarak gücü kadar yayıyor. Yani akvaryum içindeki cihaz gücünüzün toplam watt cinsinden değeri sanki akvaryumda o kadar bir ısıtıcı gücü çalışıyormuş gibi o aynı vata eşit. Yani sizin işte 30 watt çeken bir dalga motorunuz, iç filtreniz varsa 24 saat siz 30 wattlık bir ısıtıcı çalışıyormuş gibi aslında akvaryuma şey sağlıyorsunuz, ısı sağlıyorsunuz. Bu arada şurada söylemeyi unuttum. Şimdi mesela burada bir işte hiçbir izolasyon yapmadık, 60 watt kaybımız var. Burada iki şeye dikkat edin direkt gidip 60 watt ısıtıcı almayın. Hani bu oda sıcaklığı daha düşük sıcaklığa düşer ya da işte bütün beyaz benek oldu, sıcaklığı yüksek yükseltmeniz gerekir. Isıtıcının gücü yetsin. Yukarı hani 100 watt'a gidin. Ama 100 watt e, Jagerle 100 watt e, Çin malı bir değil. Şimdi hayda az önce böyle demedin diyordunuz. Evet bunların verimi aynı ama Çin malı ısıtıcılar yalan söylüyor. 70 watt çekiyorlar. 60 watt çekiyorlar. Değişiyor. Yani bende timer gibi bir güç ölçer var. Onu takıyorum fişe. Onun üstüne ısıtıcıyı takıyorum ve ya, ya da herhangi bir cihazı takıyorsunuz. Kaç watt çektiğini görüyorsunuz. Bunu ısıtıcı şeyi, çim mallarını taktığımda 100 watt dediklerinin 60 watt ve falan çektiğini gösteriyor. bu daha verimli mi demek? Hayır. Yani 60 watt çekip 100 watt ısıtamaz. Kaç watt çekiyorsa o kadar ısıtır ama az malzeme kullanıp az rezistans kullanıp yalan söylemişler. Bu yüzden hani Çin malı alıyorsanız e, gene biraz daha üst alın ya yani mesela işte hesaplarınız burada işte 60 watt mı lazım işte siz işte normalde 100 watt jager alın ne olur ne olmaz işte kötü günü var bunun ısıtmanız gerekir şu bu ama 100 watt jager almıyorsanız Çin malı alıyorsanız da 200 watt alın onu yani ısıtıcınızın daha güçlü olması mesela 60 watt'a ihtiyacınız var 60 watt ısıtıcınız varsa 24 saat çalışır. 100 watt varsa işte 100 zamanın 60'ında çalışır. 200 watt alırsanız 100 zamanın 30'unda çalışır. Hani elektrik harcaması falan hiçbir şekilde olumlu ya da olumsuz etki etmez. Sadece elinizde ne olur ne olmaz bir güç var. Hani onu gerektiğinde kullanıp akvaryum sıcaklığı oldukça yükseltebilirsiniz. Dezavantajı ne? Azıcık daha fazla para verirsiniz. Bir de akvaryum daha kötü gözüküyor. Daha büyük oluyorlar tabi. Gizlemesi zor. Buraya gelirsek bu e, şeyler motorlar aynı şekilde akvaryum içinde filtre şey, ısıtıcı devamlı çalışıyormuş gibi 20 watt harcıyorsa 20 watt devamlı ısıtıyor e, yani harekete vermiyor mu diyeceksiniz enerji ilk fişe taktığınızda ilk harekete veriyor ama daha sonra hız sabit kalıyor ve sizin ne hızınız ne akvaryum suyu yüksekliği değişmiyor doğrak yani emin olabilirsiniz aldığınız bütün elektrik enerjisini tamamen ısıtmaya harcıyorsunuz. E iyi de yani niye o zaman kaliteli dalga motoru, kaliteli iç filtre alalım? Yani o iç e, malzemelerin falan saymıyorum. Hani verim olarak konuşuyorum. E, o hidrodinamik verimi olarak konuşuyorum cihazın. 20 watt'lık kaliteli bir dalga motoru çok daha hızlı bir akıntı sağlarken ve 20 watt harcayıp 20 watt ısıtırken suyu daha az kaliteli bir çin malı daha az bir akıntı verir aynı 20 Watt'a ve 20 Watt kadar ısıtır. Yani i̇kisi de 20 Watt çekip 20 Watt ısıtır. Ama sonuncu da bir tanesi daha büyük bir hızda sabitlenir akvaryum. Şeyde daha kalitesi olan da daha düşük bir hızda sabitlenir. Yani herkes her zaman her şeyi almıyor. Yani işte gidip ben fan ya bunu bilgilenmek için okudum ya gidip fan alamayacağım vesaire ama bir şeyler yapayım. Yani ne yapabilirim derseniz yani önerilerim var. İşte de, biliyorsunuz devamlı buharlaşabiliyordu su, so, akvaryumun üzerine tamamen açımlı kerem. Hani tabi bu akvaryumu soğutmak için e, bu önerilerim. Işıklandırma e, ciddi bir ısıtma sağlar akvaryuma. Yani hem verimsiz çıkarttığı ısı yüzünden hem de verimli gördüğünüz ışık dahi bir kısmı soğurulur. Ve sıcaklığı yükseltir. O yüzden ışıklandırmayı sıcaklığın daha düşük olduğu akşam yani illa bitkiniz var çalıştırsaksınız hatta böyle gece falan bile çalıştırabilirsiniz. Bu işte bir önceki slide'da bahsetmiştim dalga motoru vesaire hani ısıtıyor akvaryumu fazladan fazla bir yük getiriyor. Yani bunlar gerekli şart değilse tabii akvaryum içinde akıntı önemli ama onsuz filtrenin akıntısı vesaire de yetecekse bunları kapatabilirsiniz. Bir normalde hava taşı hava motoru falan sefil bir şeydir, yani kullanılmasını önermem. Ama kullanıyorsanız veya varsa, onun olması e, yüzeyi hareketlendirir ve yüzey hareketlenince böyle fokur fokur, e, yüzeyde birikmiş nemin, akvaryum üzerindeki nemin, hani sanki fan varmış gibi, tabi o kadar etkili değil ama daha çabuk dağıldığını ve e, daha hızlı bir buharlaşma olacağını da görebilirsiniz. Bu kısım biraz bonus, biraz bu genel ısıtmayla ilgili bilgi vereceğim, son slide. Şimdi akvaryumu dedik ya 200 çekiyor, 200 veriyor. Hani verimli ısıtmak mümkün mü? Evet. Yani tek ısıtma yöntemi rezistans değil o. Benim dediğim 200 çekip 200 verme rezistanslı şeyler, i̇şte Ufo ve kettle vesaire, onlar için geçerli. Yani bizim bu soğutucumuz vardı yani ya, bir elektriği alıyordu, işte oradan oraya ısı taşıyordu. Bu soğutucu aynı zamanda ısıtıcı da oluyor. Gerçi ısıtıcı olunca adına ısı pompası deniyor. Ben buraya basit olsun diye ısıtıcı yazdım. bu normalde dedik ki yani işte sıcaktan soğuğa enerji ısı transferi olur. Buradan e, hava soğukken soğuktan sıcağa ısı transferi yapabiliyor. Normalde olmaz ama nasıl? Gene kompresörle gene işte içerideki gaz döngüsü, işte gazın genişlemesi sayda soğumasıyla ısı taşıyabiliyor. Ve yani klimalar da aynen bu şekilde çalışır. Mesela evde doğalgaz tabii daha ucuz ama doğalgaz çalıştırmayıp elektrikli ne bileyim işte yağlı radyatör vesaire çalıştıracağınızda evin klimasını çalıştırın. Bu daha verimli. Çünkü size dışarıda ünitesi var. O işin sırrı orada yatıyor. O dış dış ünite size dışarıdan ısı getiriyor. O soğuk ortamdan işte eviniz işte 20 derece, dışarı olmuş işte 3 derece. O 3 dereceden az da olsa gerçi ısı pompaları az da değil iyi getiriyor. Size gelip ısı getiriyor. Bir de ayrıca kendi elektrikten çektiğini de veriyor. Ve doğal olarak yani 1 koyup 3 alıyorsunuz. 4 alıyorsunuz. Akvaryumlarda da bunlar kullanılabilir. Yani akvaryum soğutucuları yani kimi bu amaçla yapılabiliyor. Kimi içine rezistans koyuyor o zaman bir numarası olmuyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey. Hani siz normalde evdeyken klima kullanınca hani dışarıdan atmosferden sıcaklık getiriyorsunuz ama akvaryumun dış ortamı da ev. Yani siz o sıcaklığı evden getiriyorsunuz. Yani evi de elektrikle ısıtıyorsanız bir numarası yok. Bir fark yaratmaz. Ama evi daha ucuz doğalgazla vesaire ısıtıyorsanız o ucuz ısıyı akvaryumuza taşıyabilirsiniz. Ee, ve peltierle de bunu yapabilirsiniz. Yani peltierler şey kadar verimli değil. Yani bunu gibi bir koyup dört alamıyorsunuz. Ama bir koyup bir buçuk, bir koyup iki almak mümkün. Yani yarı yarıya ya da işte yüzde elli yarı yarıya oluyor zaten. Yüzde otuz üç, yüzde yirmi beş düşürebilirsiniz. Yani yüzde yirmi beş ile yüzde elli arasında bir e, ısınmadan kaynaklı elektrik faturasını peltier kullanarak düşürebilirsiniz. Yani sırf soğutmaya kurdunuz, mesela fan kışın işe yaramaz ama peltieri ters çalıştırdığınız zaman bu sefer şey yapmaya başlar. Ee, ısıtma yerine, şey, soğutma yerine ısıtmaya başlar. Şeyleri değişir, kutupları. Bu şekilde verimli olarak akvaryumu ısıtabilirsiniz. Ama hani yine dış ortamınız eviniz olacak. Yani ona göre evinizde elektrik ısıtıyorsanız bir numarası yok. Ama ısıtmıyorsanız avantajlı. Hande Yener'in dediği gibi teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar. Sorularınız olursa buraya yorum olarak yazın. Çok sayıda olurlarsa bir cevap videosu olarak çekip öyle koyarım. Değilse de teker teker bildiğim çerçevede cevaplamaya çalışırım.